Merhabalar, Evimin Yemekleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz pırasa mücveri tarifi. Çok güzel bir mücver tarifim var sizlere. Çok pratik, çok da lezzetli. Hemen tarifin yapılışına başlayalım. 400 gram pırasayı ince ince doğruyoruz. Çok ince olmasına dikkat ediyoruz. 2 adet orta boy havucu rendeliyoruz. Karıştırma kabına ilave ediyoruz. Çeyrek demet maydanozla çeyrek demet naneyi yeşil yerlerini ayıklayarak ince doğruyoruz. Karıştırma kabına ilave ediyoruz. 2 adet yumurtayı ilave ediyoruz. 3 yemek kaşığı kadar yoğurdumuz var. Bunu ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz var malzeme listemde. Baharatlarım var, yarım çay kaşığı toz zerdeçal var, bir çay kaşığı kimyon var, bir çay kaşığı taze çekilmiş karabiber var, bir su bardağı un var ve bir paket kabartma tozu var. Ben önceden elerken kabartma tozunu ve unu karıştırdım, bardağa doldurdum, bu şekilde ilave ettim. Kaşıkla biraz karıştırdıktan sonra elimizle güzelce yoğuruyoruz. Bu mücverin önemli püf noktası pırasanın mümkün olduğu kadar beyaz yerlerini kullanın ve çok ince doğrayın. Pişer mi pişmez mi diye hiçbir tereddütünüz kalmaz. Zaten tarifimde çok güzel bir şekilde pişiyor, buna dikkat ettiğinizde pırasanın içi. Ve kullandığımız yoğurt, yumurta, unla beraber içine hiç yağ çekmiyor. Çok az çektiği yağı da kağıt havlu koyarak aldırıyoruz çok güzel bir şekilde. Yağsız bir şekilde tüketebiliyoruz. Hamuru yoğurduktan sonra tavaya 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. 1 yemek kaşığı dolu dolu alıp kaşığın tersiyle yaslatıyorum ve yuvarlak bir şekil veriyorum. Mücverimiz biraz ince olsun, kaşıkla bastıralım. Böyle olunca içi de çok güzel bir şekilde pişiyor. Kenarlarını kaşığın ucuyla topluyoruz ve çok kenarlara çıkan ince kalan yerleri mücver pişmeden yanmasın diye kenarlarını da şöyle kaşıkla topluyorum. Mücverimizi orta ateşte pişirelim. Ocağın altını çok açarsanız dışı hızlıca kızarır. İçi pişmeyebilir, buna dikkat edelim. Orta ateşte pişirelim. Beş dakika sonra zaten çok güzel bir şekilde pişmiş oluyor. Hemen çeviriyorum maşayla, diğer taraflarını da kızartıyorum. Bu mücveri böyle balık yemeğinin falan yanında yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor gerçekten. Tavuğun yanında da güzel oluyor. Rengi de kokusu da çok güzel. Gerçekten pırasa sevmeyenlerin bile çok seveceği güzel bir tarif. Evet, artık her iki tarafı da pişmeye başladı. Kağıt havlu serdiğim tabağı alacağım. Daha sonra servis tabağını alacağım. Çok az yağ kullanıyoruz. O çok az yağ da kağıt havluya bıraksın. Sağlıklı bir şekilde mücverimizi tüketebiliriz. Ben mücveri servis ederken yanına sarımsaklı yoğurt ve üzerine nane serpiyorum yoğurdun üzerine. O şekilde servis ediyorum. Çok güzel oluyor. Mücverlere genellikle sarımsaklı yoğurt ve nane karışımından oluşan sos güzel yakışıyor.
hemen pişen mücverleri tabağa alıyorum. Kalan hamurumdan da bu kadar bir mücver çıkacak. Tamamı bu şekilde kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Hemen servis tabağına alacağım. İçine de ne kadar güzel piştiğini size göstermek istiyorum. Hemen kenarından şöyle bir tane alıyorum. Gördüğünüz gibi içi de çok güzel bir şekilde pişmiş. Pırasalar yumuşacık olmuş. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımdan haberdar olmak için zil ikonuna tıklamayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlu günler diliyorum.